Dinlemeye, ayrılmaya yönelik davranışlar olacak, hakaret içerecek. Bunların hepsini gerçekleştirdiğinizde mobbing oluyor ama bunların gerçekten ispatlanması çok zor. Onun için Belçika bir çözüm üretmiş. Ülkemizde de bu tür bir çözümü önerenler var. Deniliyor ki mobbinge maruz kalan mobbinge maruz kaldığını değil de mobbing yapan mobbing yapmadığını ispatlasın. Tekrar söylüyorum. Mobbinge maruz kalan, ben mobbinge maruz kaldım. İşveren veya amirim bana şunu 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 yaptı. Dolayısıyla bunlar da mobbingdir demesine gerek yok. Bana mobbing yapıldı diyecek. Belçika'daki uygulama bu. Bana mobbing yapıldı diyor. Belçika'da mağdur. İşveren veya amir diyor ki hayır ben yapmadım. Bakın ben şöyle davrandım. Bunlar da mobbing oluşturmuyor diye bunu ispatlıyor. Belçika'daki ispat yöntemi biraz ters. Bizim hukukumuzda da bunun olmasını arzu edenler var. Bu son derece ülkemiz açısından sıkıntılı bir tablo oluşturur. Mağdurlara sosyal destekler sağlanıyor Belçika'da. Yine bir takım mücadele yöntemleri uygulanıyor mobbingle. Finlandiya'da yine mesleki hastalık kapsamında, iş kazası meslek hastalığı sigortası kapsamında görülüyor. Hollanda'da yine bu tacize maruz kalan, mobbinge maruz kalan iş yerinde mobbing, psikolojik taciz ve şiddete karşı koruma sorumluluğu işveren üzerinde tutuluyor. Zaten ülkemizde de bizim aynı durumda. Evet, basında mobbingle alakalı bir araştırma yaptığınızda şöyle bir tabloyla karşılaşıyorsunuz. Türkiye'de çalışanların %54,4'ü, yani yarıdan fazlası iş yerinde mobbinge maruz kalıyor. Bu mobbing, az önce türlerini söylemiştim. Fiziksel bir şekilde olabilir, duygusal bir şekilde, sözlü bir şekilde veya cinsel şiddet şeklinde ortaya çıkabilir. Ama her halükarda çalışanların yarıdan fazlası, 54,4'ü mobbinge maruz kalıyor. Hele bir de kadın olunca işin içinde bu oran %67'leri buluyor. Yine Mobbingle Mücadele Derneği Başkanı açıklama yapıyor. En çok yöneticilerin mobbing yaptığını, az önce türlerini söylemiştim. Hiyerarşik mobbing dediğimiz, yani yukarıdan aşağıya yapılan, güçlü olanın zayıf olanı yaptığı mobbingi ısrarlı bir şekilde ifade ediyor. Yine eşitler arasındaki bezleri de, yani aynı grup içerisinde illa amir olmasına gerek yok, arkadaşlar arasında da yapılabiliyor bu. Biliyorsunuz bezdiri ifadesini kullanıyordu Türk Dil Kurumu. Eşitler arasındaki bezdirinin de yani mobbingin de hatırı sayılır düzeyde olduğunu ifade ediyor Mobbingle Mücadele Derneği Başkanı. Evet, aslarla birleşerek demek ki üstlerine bir bezdiri uygulayabiliyor. En çok bezdiri mahkeme kararlarında gördüğümüz bankalarda, gişelerde söz konusu oluyor. Pek çok yargı kararında işte bir takım farklı nedenlerle banka gişelerinde dışarıdan da gelebiliyor bu takım bezdiriler, mobbing davranışları. Az önce söyledim, Alo 170 hattı bizim imdadımıza yetişecek mobbinge maruz kalanlar açısından. Bir çalışma psikoloğu karşınıza çıkacak, size cevap verecek. Yapılan araştırmalarda eğitim düzeyi arttıkça mobbinge maruz kalma oranı da azalıyor. Ters orantı var. İlköğretim mezunlarının %70'i, lise mezunlarının %53'ü, üniversite mezunlarının da %46'sı mobbinge maruz kalıyor. Peki sözünü ettiğimiz bu kavram, mobbing kavramı acaba yargı organlarında nasıl görülüyor? Yargı önüne böyle bir uyuşmazlık geldiğinde nasıl karar çıkıyor? 2008 yılında ülkemizde işte mobbingin hatırı sayılır hale gelmesi, 2006 yılı, bundan 2 yıl sonra bir Yargıtay kararı mobbingi şöyle ifade ediyor. Bir kere çağdaş bir kavramdır mobbing diyor.
Öğreti de bilim adamları da bunu kabul ediyorlar diyor. Mağdur yani mobbinge maruz kalan, mobbingle ilgili anlattıkları vakaların tutarlılık göstermesi, hepsinin mobbinge yönelik olduğu. Şimdi bir davranış, 5-6 sistematik seri haldeki davranıştan oluşuyor ise, bunun içerisinde bazen hukuka uygun süreçler de olabilir. Bunları ayıklamak gerekiyor. Hepsi eğer mobbinge, psikolojik tacize, bezdiriye yönelik ise ancak o zaman mobbing olarak değerlendiriliyor. Onun için mahkeme önemli düzeyde vakaların, bu mobbinge ilişkin vakaların tutarlılık göstermesine ve bunların kuvvetli delillerle ispatlanmasını istiyor. Eğer bunlar varsa kişilik haklarına da ve kişinin sağlığına da yönelik bir saldırı varsa artık mobbing vardır ve kişi de istiyorsa sözleşmeyi haklı nedenle feshedebilir diyor. Yine 2010 yılında yeni bir karar, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin kararı. Karar çok uzun, ben size özet kısmını ifade ediyorum. Davacının davalı iş yerinde uzun süredir müdür statüsünde çalıştığı, son dönemlerde iş yerinde yeniden yapılanma olup yerine yeni bir mühendisin istihdam edilerek yetkilerinin elinden alındı. Adam müdür. Müdürlükten alınmıyor da yerine müdürün yetkilerinin verildiği birisi getiriliyor. Yani biz seni burada istemiyoruz. Şimdi biz seni alsak buradan sen dava açıp geleceksin. Biz seni bıktıralım ki sen buradan ayrıl git. Burada senin işin yok deme noktasına getiriyor. Yetkileri elinden alınıyor. Huzursuz ediliyor kişi. Buna ilişkin birkaç yerde şöyle bir olayla karşılaştım. Mobbingin çok tipik örneğidir arkadaşlar. Bir il özel idaresinde il özel idare müdürüne genel sekreter yardımcısı olarak atanması ihtimalindeyken atanmıyor. Senin burada işin yok. Biz seni gönderirsek sen yargı kararıyla geri dönersin. Oysa kendin ayrılırsan geri dönme ihtimalin yok. Onun için senin buradan ayrılmanı istiyoruz diye bir psikolojik baskı uygulanıyor. Evet, işte sözünü ettiğimiz olayda müdürün o iş yerinden ayrılması yönünde bir psikolojik baskı uygulanıyor ve kişi de bana mobbing uygulanıyor diyor. Eğer kişi mobbing uygulandığını ispatlamadan ayrılırsa tazminatsız ayrılacak. Buradaki incelik o. Bana mobbing uygulanıyor diyor, bunu ispatlıyor ve tazminatlı bir şekilde o iş yerinden ayrılıyor. Yine bir diğer yargı kararında iş yerinde ve iş yeri dışında amiri tarafından tacize uğruyor işçi. Bunu belirtiyor, bir ihtarname gönderiyor ve anlatıyor. Bana şunu, 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 şunu yapıyor sürekli diyor. Tacizde bulunan amiri konumunda olan genel müdür aralarında bir iş ilişkisinin bulunduğunu ve işverenin konumunu bu iş ilişkisinin varlığının daha da ağırlaştırdığını, taciz olayının etki ve sonuçlarının sürekli devam ettiğini, temadi ettiğini, karşı tarafın psikolojik olarak aciz bir durumda bırakıldığını, bezdirildiğini, dolayısıyla artık bezdirildiği için çalışamaz hale gelip performans notunun da düştüğünü bunları ispatlıyor. Artık diyor burada bir mobbing vardır. Bu mobbing nedeniyle davacı kadın iş akdini haklı nedenle feshedebilir, tazminatını da alabilir diyor. Evet, ne gibi hakları var? Mobbinge maruz kalındı. Şimdi az önce de anlatmıştım ama ifade edeyim. Mobbing güncel, popüler bir kavram. Biliyorsunuz moda tabirler hep tercih ediliyor. Şimdi kimse bezdiri demez, mobbinge maruz kaldım ifadesini kullanır. Az önce ifade etmiştim. Kayseri'de iş hukukunda böyle popüler bir konu var. İkale dediğimiz iş sözleşmesinin tarafların anlaşmasıyla sona ermesi şekli. Ben birkaç yerde bunun seminerini verdim. Bundan bir 15-20 gün sonra bir hakim arkadaş
dedi ki bana, hocam siz bir yerde ikaleyi mi anlattınız dedi. Evet, nereden biliyorsunuz dedim. Bütün davalar ikale de dedi. Yani herkes bunu hemen kullanmaya çalışıyor. Avukat arkadaşlar, evet bir şey bulduk diye hemen ikaleye yönelik. Bütün davalarında ikale dilekçesi vermiş. Davaların niteliğini hep o yöne çevirmeye çalışmışlar. Şimdi ben mobbing anlatıyorum. Yarından tezi yok. Mahkemelerde mobbing davalarıyla karşılaşılsın da arzu etmiyorum. Bunu da ifade edeyim burada. Peki ne yapacak mobbinge maruz kalanlar? Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kanunu, eğer bu kanunlaşırsa hala taslak halinde, burada mobbinge uğrayan kişiye ayrımcılık iddiasıyla bu kurula başvuru hakkı tanınıyor. Böyle bir kanun hala hazırda yürürlüğe girmediğine göre böyle bir kurula da başvuru hakkınız yok. Birincisi bu. İkincisi, kişilik hakları saldırıya uğradığı için tehdidin önlenmesi, birazdan sevgili meslektaşım Profesör Doktor Murat Doğan hocamız anlatacaklar ayrıntılı bir şekilde. Kişilik hakları saldırıya uğradığı için tehdidin önlenmesi, kaldırılması ve tespit davalarını ve sözleşmeye aykırılıktan dolayı sorumluluk davalarını açabilecekler. Eğer işçi ise haklı nedenle iş sözleşmesinin feshi hakkı var, bu ortamdan kurtulabilir. Güzel bir imkan olur. Yine az önce sözünü etmiştim. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde Devlet Personel Başkanlığı, sivil toplum kuruluşları ve ilgili tarafların katılımıyla kurulan psikolojik tacizle, yani mobbingle mücadele kuruluna başvuru yapılabilir. Devam edelim, az önce söylemiştik. Bir de Alo 170 hattımız var, hiç unutmamamız gerekiyor. Evet, mobbing hem işçi açısından hem işveren açısından bir haklı fesih nedenidir. Biraz uzadığını zannediyorum. Sizlerin dikkatinizin dağılmaması için toparlayarak sona erdirmeyi düşünüyorum. Demek ki mobbinge maruz kalan kişi işçiyse de işverense de bir haklı fesih imkanı söz konusu. Bizim iş hukuku terminolojisi içerisinde haklı fesih dediğimiz, kişiye tazminat alarak ayrılma, işten ayrılma imkanı sunan bir durum. Çok detayına girmiyorum. Bu kanunumuzda bizim iş kanunumuzda psikolojik taciz veya mobbing ifadesine yer verilmiyor. İşçiye cinsel tacizde bulunulmasından söz ediliyor. Bu husus psikolojik taciz kavramını da kapsıyor. Yargı kararlarında da ifade edildiği şekliyle psikolojik taciz cinsel tacize oranla daha geniş ve yaygın şekilde ortaya çıkan bir davranış olarak karşımızda. Her tür kötü muamele, tehdit, şiddet, aşağılama gibi küçültücü ve yıldırıcı tekrarlanan davranışlarla işçinin kişilik haklarına ve onuruna müdahale niteliğini taşıyan her tür davranış mobbing olarak isimlendiriliyor. Yine haklı fesih imkanı, tazminat ve işten ayrılma imkanının dışında işverenin gözetme borcuna aykırılık oluşturduğu için yine bunun gereği bir takım yaptırımlar ortaya çıkıyor. Buna yönelik az önce sözünü etmiştim. Borçlar kanunumuzda Temmuz'un 1'inde 2012 yılı 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nda bu ifadeye özellikle yer veriliyor. Şöyle deniliyor. İşveren hizmet ilişkisinde işçinin kişiliğini korumak ve saygı göstermek ve iş yerinde dürüstlük ilkelerine uygun bir düzeni sağlamakla özellikle işçilerin psikolojik ve cinsel tacize uğramamaları. Bakın kanunda ilk kez ifadesini burada buluyor psikolojik taciz kavramı. Bu tür tacizlere uğramış olanların daha fazla zarar görmemeleri için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür diyor Türk Borçlar Kanunu 417. madde. Önceki kanunlarda da buna ilişkin düzenlemeler vardı ama açıkça psikolojik taciz veya mobbing kavramına yer vermiyordu. Yine iş kanunumuzun 77. maddesinde işveren her türlü önlemi almak zorundadır iş sağlığı ve güvenliği açısından diyor. Bunun kapsamına mobbing de giriyor. Evet, işverenin eşit davranma ve iyi niyet kuralları çerçevesinde koruma ve gözetme borcu var
bu borç çerçevesinde bir sorumluluğu var.